Bu haftaki programımızda sizleri 26 yıl öncesine götürmek istiyorum. O kanlı günlerden bugünün aynası olan bir katliamı mercek altına yatıracağız. 78'deki Bahçeli Evler katliamını hatırlayacaksınız. 7 öğrenci öldürülmüştü. Cinayeti işleyen Haluk Kırcı, planlayan ve yöneten ise Abdullah Çatlı'ydı. Bu cinayeti işleyenlerin sonraki öyküsü ise bugün çetelerle devlet arasındaki bağların tartışıldığı şu günlerde anlamlı ipuçları içeriyor. Önder İnce ve Ömer Bulut'un haberi. Gösteriyordu. Ve Bahçeli Evler 16. Sokak 56 No'lu apartmanın 2. dairesinde 5 öğrenci genç o gece yine bekar yemekleri yapıp kitap okumaya daldı. Aynı saatlerde ülkücülerin elindeki Tokat yurdundaysa son planlar yapılıyor, eter şişeleri kontrol ediliyor, 14'lü tabancalara mermi sürülüyordu. Ve geceleyin Bahçeli Evler'deki evin kapısı çalındı. Öğrenciler kaygıyla birbirine baktı. Acaba kim gelmişti? Kapının ardındakiler polisledi. Kapı açıldı ve içeriye giren Kürşat Poyraz, Ercüment Gedikli, Mahmut Korkmaz ve İdeamin lakaplı Haluk Kırcı eve daldı. Kapının tam önüne park etmiş olan mavi bir arabanın içinde ise reisleri Abdullah Çatlı vardı. Saldırganlar 5 öğrencinin ellerini kollarını bağladı. Evin içi arandı, hiç silah bulunamadı. Evdeki öğrenciler Türkiye İşçi Partisi üyesi sol görüşlüler olarak biliniyordu. Saldırganlar şaşırmıştı. Bu nasıl devrimcilikti? Elleri bağlı öğrencilere Abdullah Çatlı'nın verdiği eterler koklatıldı. Derin bir uykuya daldıkları anlaşıldığı sırada kapı bir kez daha çaldı. Saldırganlar bu defa korkuyla birbirine baktı. Dikkatle kapı açıldı. İki tipli öğrenci daha eve gelmişti. Oysa onlar evde bir iki kişiyi bulacaklarını sanmıştı. Ve ev, yani rehineler, gitgide kalabalıklaşmıştı. Gidip reislere Abdullah Çatlı'ya danıştılar. Karar açıklandı. Önce yeni gelen iki öğrenci Çatlı'nın arabasıyla Eskişehir yoluna götürüldü. Haluk Kırcı'nın silahından çıkan 6 mermiyle ikisi de öldürüldü. Ardından araba yeniden Bahçeli Evler'e döndü. Eterle uyutulan gençleri boğmaya karar vermişlerdi. Ancak Haluk Kırcı başaramayınca arkadaşının silahını aldı ve tam 14 el ateş etti. Sonra hep birlikte Çatlı'nın arabasıyla kaçtılar. Türkiye'nin yakın tarihine Bahçeli Evler katliamı olarak geçen bu saldırıdan kurbanlardan Serdar Alten yaralı olarak kurtuldu. Saldırganları tarif etti. Arabanın plakasını hatırladı ve sonra o da yaşamını yitirdi. Aynı anda bir kişinin üzerine 9 kırışını sıkarak bir insanı öldürmek. Yani silahsız, karşınızdaki silahsız. Nefs-i müdafaa denen bir şey vardır. Kendinizi savunursunuz. Belki hayatınız tehlikededir, belki bir şeydir. Kendinizi savunursunuz, bir tepki gösterirsiniz. Bu tepkinin sonunda bir insan ölebilir, yaralanabilir, bilmiyorum. Ama hiçbir silah olmayan, hiçbir savunması olmayan 7 kişiyi oturup aynı gece içinde öldürmenin konjonktürle açıklanabilmesi bence çok mümkün değil. Ve kanıtlar adım adım Abdullah Çatlı ve arkadaşlarına gitti. Çatlı ülkücü hareketin silahlı eylemlerinin adeta taşeronu olmuştu. Ankara'da Piyangotepe'de 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın emrini veren oydu. İstanbul Üniversitesi'nde üzerlerine bomba atılan ve ateş açılan öğrenci topluluğundan 7 kişinin ölümü
26 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemde kullanılan TNT kalıplarını yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker'den alıp saldırganlara veren yine oydu. O tarihlerde bir Balgat katliamı, Piyangotepe katliamı gibi başka örnekler de var. Fakat bu planlanmış ve belli bir şekilde cereyanı düzenlenmiş bir olay ve bu olayın gerçekleştirilmesidir. Bahçelievler katliamı. İşte bunun için Mahmut Korkmaz'ın evinde toplantı yapılmış. Bu toplantıyı düzenleyenler Abdullah Çatlı, Ercüment Gedikli, diğer failler olayın ne şekilde cereyan edeceğini planlamışlar. Nitekim bunun için işte numune hastanesinden eter çalınmış. 14'lü silahlar temin edilmiş. Olayda kullanılan 2 tane araç var. Kapıda gözcüler konulmuş. İçeriye girecek olanlar planlanmış. Her şey hazırlanmış. Ve böylece işleniyor. İşte kapıyı tıkırdatıp içeridekilerin kim o diye sorması üzerine polis diye cevap vererek içeriye giriyorlar. Ve bir dönem için simge sayılmış katliamın üzerinden çeyrek asır geçtiğinde faillerin adları birer birer belli oldu. Ama bu kez kendileri kayıptı. Gerçekten de o dönemde hemen hepsi denebilecek bir genişlikte davalar faili meçhul, faili meçhul, faili meçhul kaldı, faili meçhul bırakıldı. Bilinen failler şu veya bu şekilde görmezlikten gelindi. Görülenler başka çeşitli şekillerde bu işten uzak tutuldular. Bahçelievler katliamında demin de söylediğim gibi olayın cereyanı, olayın ne şekilde aktığı, geliştiği ve faillerinin kimler olduğu, müsebbiplerinin kimler olduğu bunlar açıkça belli. Oysa sorulması gereken sorular vardı. Hiçbir silahlı eyleme katılmayan, sadece Türkiye İşçi Partisi üyesi ya da sempatizanı bu 7 genç neden öldürülmüştü? Şimdi Bahçelievler Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü örgütlenmenin merkezi bir bölgeydi. Bu bölgede sol, demokrat unsurların temizlenmesi düşünülüyordu. Bu çerçeve içerisinde bu arkadaşlardan Salih ve Faruk, o Bahçelievler 56 Taksim 2'de oturan arkadaşlardı. Ve Türkiye İşçi Partisi üyesi, sempatizanı kişilerdi. Bu evde oturan kişilerin ortadan kaldırılması hedeflenmişti. Kendilerinin daha sonraki yaptıkları açıklamalarda da bunu görüyoruz. Olayın failleri belli olmasına rağmen bu kişiler neden yıllarca bulunamadı? Ve bugün üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen dava neden hala sonuçlanamadı? Bahçelievler katliamı davasının uzamış olması yargıdan kaynaklanan bir nedene bağlı değil. Bu davanın sanıklarının firar etmiş olmaları, mahkemeden uzak tutulmaları bunu etkilemiştir. Katliamın planlayıcısı Çatlı sonraki yıllarda devletin derinliğinde gizlendi. 12 Eylül rejiminde izini kaybettirdi. Solda ve sağda vuruşanlar için cezaevleri ezaevine dönüşürken devletin yeşil pasaportlarıyla gezdi. Papa'ya yapılan suikaste de sanıktı, uyuşturucu kaçakçılığı davasında da. Asala'ya karşı devletin tetikçisi olduğu iddia edildi. Oysa öldürülen kumarhaneler kralından haraç istediği kanıtlanmış bir gerçekti. Ve ne gariptir ki katliamın bir numaralı sanığı Haluk Kırcı 1992'de cezaevinden 1996'da gözaltındayken serbest bırakıldı. Yurt dışında yakalanıp ülkeye getirildiğinde ise kimi siyasi iktidarlar
Haluk Kırcı Affı denilen düzenlemelerle onu serbest bırakmaya çalıştı. Oysa Kırcı geride sadece ölüm bırakmıştı. Bir dönemin aynası, derin devletin kara kutusu olan bir olayın failleri sonraki yıllarda farklı farklı kaderlerini yaşadı. Abdullah Çatlı olayın üzerinden 4 yıl 4 ay geçtikten sonra tutuklama kararı çıktı. Çatlı Interpol tarafından aranırken 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde geçirdiği trafik kazasında öldü. Haluk Kırcı, katliamdan sonra hakkında tutuklama kararı çıktı. 1980'de tutuklandı. 7 kez idama mahkum oldu. 26 Nisan 91'de Bursa cezaevinden şartla salıverildi. Daha sonra tekrar tutuklandı. Ancak Mart 2004'te yanlışlıkla tahliye oldu. Ercüment Gedikli hakkında 7 kez idam kararı çıktı. Ancak daha sonra davası tek dosyaya indirildi. Mahkeme de iyi halden ceza indirimine gitti. 10 yıl ceza aldı. Mahmut Korkmaz 1988'de yakalandı. Yargılama sürerken Korkmaz 1991 yılında şartla salıverme yasası dikkate alınarak tahliye edildi ve kayıplara karıştı. Daha sonra Erzincan'da yakalandı. Şu an cezaevinde. Bünyamin Adanalı 1995'te yakalandı ve tutuklandı. Daha sonra 1995'te yine tahliye oldu. 1999'da yeniden yakalandı. Şu an cezaevinde. Kürşat Poyraz, katliamdan sonra hakkında tutuklama kararı çıktı. Ancak bir türlü yakalanamadı. Şu an Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor. Türkiye 1970'li yıllarda bir iç savaş yaşadı. Ülkenin sağda ve solda vuruşan gençlerinden geriye sadece kayıp bir kuşak kaldı. Dünyayı değiştirmek için çıktıkları yoldan geriye işte bu acı hatıraları bıraktılar. Bahçeli Evler'de 9 Ekim gecesi yaşananlar böyleydi. Katliamın aktörleri ya bir türlü bulunamadı ya da birileri tarafından böyle korundu. Peki ya Efraim Ezgin, Latif Can, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Erşan ve Salih Gevenci? Onlar bugün artık hepsini örten bir çınarın gölgesinde adaletin onları hatırlayacağı o günü bekliyorlar. Sabır ve